Sevgili arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Demet Kılıç. Nefes ve yaşam koçluğu yapıyorum biliyorsunuz. Size farkındalıkla ilgili birçok video paylaşıyorum. Bu videomda da özellikle sizden gelen taleplerde bir şeyleri istiyoruz, olmuyor. Biz istediğimiz şeyleri nasıl kolaylıkla gerçekleştirebiliriz diye bununla ilgili sorular geldi. Bu videoyu da onunla ilgili hazırlamayı seçtim. Şimdi arkadaşlar size tabii farklı farklı öğretilerden her videoda bahsediyorum. Bu videoda da Access Consciousness'ın özellikle sorularından ve yaşam koşulunda kullandığımız sorulardan bahsedeceğim. Daha doğrusu soruların gücüyle istediğimiz şeyleri nasıl kolaylıkla gerçekleştirebiliriz onlara yer vereceğim. Şimdi bizim arkadaşlar biz bir şeyleri ne kadar bilinçli olarak istersek isteyelim, bizim hep bilinç altındaki kayıtlarımız neyse aslında yaşamımızda onlar tezahür ediyor. Şimdi bununla ilgili bilim adamlarının yaptığı işte araştırmalar ve kuantumda bize aslında soru sormanın ve özellikle güçlü sorular sormanın, istediğimizi yaşamımıza çekecek olan sorular sormamızın da beynimizin ön frontal lobunun kullanıldığını ve burada o istediğimiz şeyi güçlü sorular sorarak yaşamımıza nasıl çekeceğimizi kanıtladı. Yani beynin çalışma şekli doğru soruları sorarak aslında yaşamımıza o istediğimiz şeyleri çekme. Peki bunu yapacağız, nasıl yapacağız? Şimdi bu videoda onu göreceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar yaşamımızdan çıkarmamız gereken aslında bazı sorular var. Biz bunları bilinçli sorabiliyoruz, bilinçsiz sorabiliyoruz. Farkında değiliz aslında. Farkındalığımızı biraz arttıracağız. Şimdi neden sorusu. Başınıza bir şey geliyor. Bununla ilgili ya neden bu başıma geldi diyorsunuz. Neden sorusu aslında bir girdap gibi. Girdiğiniz o sizi girdaptan, sorundan daha da çok o spiralin içerisine tutuyor. Onun için arkadaşlar neden sorusunu yaşamımızdan öncelikle bir kaldırıyoruz. Çünkü biz neden diye sordukça aslında evren bize neden olduğunu kanıtlamak için daha iyi anlayalım diye tekrar ona benzer olayları yaşamımızda deneyimletiyor. En basit olarak bugün bundan daha iyi nasıl olur sorusunu bir ele alalım. Bundan daha iyi nasıl olur sorusunu yaşadığınız olumlu bir olayda da ya da olumsuz bir olayda da kullanabilirsiniz. Bu ne demek? Şimdi diyelim ki çok güzel bir yemek yediniz. Örnek veriyorum. Bu yediğiniz yemek o kadar hoşunuza gitti ki ve orada dediniz ki ya bu benim hayatımda yediğim en güzel yemek. Şimdi bunu söyleyerek aslında ne yaptınız? Orada bir nokta koydunuz. Evet, bu hayatımda yediğim çok güzel bir yemek. Peki bundan daha iyi nasıl olur dediğiniz zaman aslında onunla ilgili daha güzel, daha iyisini yaşamımıza çekiyoruz. Şimdi genelde bunu danışanlar iyi olan bir şeyde çok iyi anlıyorlar ama bana en çok söyledikleri Demet Hanım peki kötü bir şey olduğunda biz bunu nasıl kullanacağız? Yani kötü bir şeyin de daha iyisi mi? Şöyle düşünün arkadaşlar. Örnek veriyorum. Tekrar siz diyelim ki işte arabayla gidiyorsunuz. Arabanızda bir kaza yaptınız. O an zaten farkında değilsiniz ama beyniniz zaten sorular soruyor. Otomatik pilotta aslında işliyor çoğu insan. Yani kendi kendine soru soruyor. Orada yaptığı kazadan sonra ya şimdi niye yaptım ben bunu? Neden bu kaza oldu? Farkında olmadan bu soruları soruyor. Biz burada farkında olarak okey bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl olur? Bu kazanın bana hediyeleri nelerdi? Diye sorduğumuz zaman aslında olan her şeyde biliyorsunuz bir hayır vardır. Biz bu soruyu sorarak oradaki aslında olan o kötü gibi görünen ki aslında öyle bir şey yok. Kötü gibi görünen olaydaki aslında hikmeti, güzellikleri, hediyeleri yaşamımıza davet ediyoruz. Ama bunu sormazsak otomatik pilottan zaten sorular sorduğumuz için daha kötülerini çekeceğiz. Biz burada bundan daha iyi nasıl olur, bunun hediyeleri nelerdir, burada benim almam gereken acaba mesaj nedir diye sorular sorarak aslında oradaki güzellikleri yaşamımıza davet ediyoruz. Şimdi birincisi bu soruyu sorduğunuz zaman zaten otomatik olarak daha olumlu olmaya başlıyorsunuz. Şimdi o kazayı yaptınız, zaten moraliniz bozuldu, sinirlendiniz ya da diyelim. Ama siz orada otomatik olarak farkında olmadan işte ya sen suçluydun da işte atıyorum senin yüzünden oldu diye karşı tarafa veya içinizden işte nereden geldi bu adam da beni buldu, nereden bu arabaya ben çarptım, nereden bu araba benim önüme geldi gibi sorular sorduğunuzda aslında siz ikinci kazaya davetiye çıkarmış oluyorsunuz.
Yani daha farkında, daha bilinçli olarak biz bu soruları devamlı yaşamımıza katarsak her zaman daha güzelini yaşamımıza çağırabiliriz. Peki istediğimiz bir şeyi biz yaşamımıza nasıl çekeceğiz demiştik. Şimdi öncelikle arkadaşlar birincisi istemek kelimesini aslında sözlüğümüzden kaldırarak. Çünkü bilinçaltı şu şekilde çalışıyor. İyi, kötü, güzel, çirkin diye bilinçaltının bir ayrımı yok. Şimdi burada bir şey söylediğiniz zaman siz iyi ya da kötü, güzel, çirkin, ahlaklı, ahlaksız evet diyor ve hemen onu yaşamınızda tezahür ettiriyor. Şimdi bizler burada istiyorum dedikçe aslında bilinçaltımız bizi sen bunu istiyor musun diyor. Evet diyor ve bizi bu istediğimiz şeyle ilgili hep isteme modunda tutuyor. Yani yaşamımızda tezahür ettirmiyor. Yaşamımızda somut olarak ortaya çıkmıyor arkadaşlar. Hep istemede kalıyoruz biz o istediğimiz şeyi. Onun için ne yapacağız? Öncelikle seçim kelimesini yaşamınıza dahil edin ve bir şeyler istediğiniz zaman ben bunu seçiyorum, ben buna niyet ediyorum diye kullanın. Çünkü biz seçiyorum dediğimiz zaman aslında bilinçaltı şöyle zannediyor. Şimdi burada diyelim ki seçenekler var. Burada 5 tane seçenek var. Demet diyelim ki ev almayı seçiyorum dedi örnek. Aa ev almayı seçiyorum dedi. Aa demek diyor burada zaten var bu seçenekler. Aa demek diyor bunu buradan diyor seçti diyor. Yani aslında biz burada bilinçaltını bir çocuk gibi düşünün. Aslında orada kandırarak istediğimiz, seçtiğimiz şeyleri yaşamımıza yaratabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu evle ilgili örnek verelim tekrar. Bir evin yaşamınızda ortaya çıkmasını seçiyorsunuz, istiyorsunuz. Öncelikle illa bu arada görmeniz gerekmiyor. Yani o bir evi veya diyelim ki sadece hayal ediyorsunuz ya da sadece onun bir resmini gördünüz ya da gerçekten fiziksel olarak gittiniz, işte önünden geçtiniz, baktınız çok güzel bir apartman ya da bir proje, villa neyse size göre onu gerçekten çok beğendiniz ve onu gerçekten çok istiyorsunuz. Öncelikle şu şekilde yapıyoruz. Ben bu evin kolaylıkla ve neşeyle yaşamda ortaya çıkmasını seçiyorum. Bunun için neler mümkün? Şimdi soruları lütfen rica ediyorum. Not alın arkadaşlar. Bu soru kalıplarını çünkü istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Ben bu evi almayı seçiyorum. Bunun için neler mümkün? Bunun için acaba ne gerekir? Acaba benim bu eve sahip olmam için kimler bana katkı olur? Ben bu evi kolaylıkla nasıl alabilirim? Ben bu evi alabilmek için hangi enerji, alan ve bilinç olabilirim? Bakın bu soru da çok güzel çalışan bir sorudur. Şimdi burada biz ne diyoruz? Ben bu evi alabilmem için hangi enerji? Enerji ne demek? Şimdi o evin bir enerjisi var. Ama benim de bir enerjim var. Aslında ben kendi enerjimi o evin enerjisiyle bu soruyu da eşleştiriyorum. Hangi alan diyoruz? Alan nedir? O evin bulunduğu bir alan var. Benim de bulunduğum bir alan var. O alan neyse aslında ben o alanı yaşama davet ediyorum. Ya da ben o alana girmeyi seçiyorum burada. Ve hangi bilinç diyoruz? Hangi bilinçte bizim bilincimiz zaten yükseltmek için yapıyoruz tüm bu çalışmaları daha sağlıklı ve mutlu yaşamak için. Ben o bilince çıkmayı seçiyorum. Bilincimi genişletmeyi seçiyorum. Bilinçte olmayı seçiyorum. Çünkü arkadaşlar gerçekten çok bilinçsiz olarak farkında olmadan birçok şeyi yapıyoruz. Ve ondan sonra yaşamımızda ben bunu istemiyordum, bu benim yaşama neden geldi diyoruz. Çünkü bilinçsiz olarak artık hani ne düşündüğümüzün, ne söylediğimizin ve sorduğumuz soruların daha farkına vararak bu soruları yaşamımıza dahil edersek gerçekten istediğimiz, yaşamımızda olmasını, tüm seçtiğimiz her şeyi yaşamımıza davet edebiliriz arkadaşlar. Ve onunla aynı enerjiye geliriz. O zaman ne olur? Zaten o şeye sahip olmuş oluruz. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi bu mesela uçaklar var değil mi arkadaşlar? Uçaklar uçuyor. Aslında bunlar bir zamanlar bir hayaldi, değil mi? Yani insanlar kuşları görüyordu. Muhtemelen şöyle sorular soruyorlardı. Ya işte biz de bu kuşlar gibi nasıl uçabiliriz? Bunun için acaba ne yapabiliriz? İşte acaba bizim de bu kuşlar için uçmamız için neler mümkün? İşte aslında bunlar da bu soru kalıplarını kullanıyorlardı. Çünkü beyin zaten sorularla bize yaşamımıza kuantum alanından sorduğumuz sorularla o olasılıkları çağırıyoruz, davet ediyoruz. Onun için arkadaşlar gün içerisinde sorduğunuz sorulara çok dikkat edin.
mümkün olduğu kadar olumlu, size katkı olacak sorular sorun. Çünkü sorduğunuz soruların hepsini deneyimliyoruz. Daha farkında olmamız için bakalım başka neler mümkün. Bugünlük de bu videonun konusu bu kadar arkadaşlar. Yeni seçtiğiniz şeyleri bana yorumlarda, aşağılarda yazarsanız diğer videolarda o konulara özellikle yer veririm. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.